Evet problemlerden önceki son başlığımız oran orantı 2'deki doğru orantı ve ters orantı başlıklarını atacağız. Buradaki örnekleri çözeceğiz ve ardından problemlere gel 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 yapacağız. Ama herhalde böyle derse başlanılmaz değil mi? Önce bir halatır soralım ne dersin? Ne yapıyorsun güzel arkadaşım? Nasılsın? İyi misin? Keyifler nasıl? Her şey yolunda mı? Bir yandan tatilimizi yapıp bir yandan hani tatilimizi yapıp derken abartmadan bir yandan da TET matematiğimizi, yanımızda paragrafımızı, Türkçemizi falan çalışıyoruz değil mi? Hangi bölüm olursan ol Türkçe. Matematik yapmadan bu işin olmayacağını biliyorsun güzel arkadaşım. O yüzden Türkçe ve matematik yapacağız. Ve özellikle matematik kısmında TET'de problemlerin ne kadar etkili olduğunu biliyorsun. E biz de tam problemlere geçtik. Hatta bugün yavaş yavaş seninle birlikte problem de çözeceğiz. E herkes iyiyse, herkes hoşsa hadi bekletmeye de gelmez. Ne dedik? Hatta nerede olduğumuzu da gösterelim. 49 günde TET matematikte 21. güne hoş geldiniz efendim. Misafirimsiniz. Buyurun. Şimdi ne yapacağız? Doğru orantıyı anlatacağız. Nedir hocam doğru orantı? İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyor. Ya da illa artacak diye bir kural yok. Biri artarken diğeri artacak ama biri azalırken diğeri de azalıyorsa biz buna doğru orantı adını vereceğiz. Ya sen sen ol. Doğru orantıyı aklında tutmak istiyorsan şu cümlemi unutma. Doğru orantı altına, ters orantı yanına. Nasıl? Doğru orantı altına yazılır. Bu bunu aklında tutman benim için çok önemli. A ile B ve doğru orantılı derse senin yapman gereken tek şey A ile B doğru orantılı mı? Altına A'nın altına B'yi yazacağız. K mi? K'nin ne olduğunu biliyorsun. Neydi ki? Orantı sabiti. Bu arkadaşlar hep sabit. Bu sabit bir sayı olarak orada duracak. Bunu hep kullanacağız. Geldim ters orantıya. İki çokluktan biri artarken diğeri tersine aynı oranda azalıyor. Ya da biri azalırken diğeri artıyorsa biz bu çokluklara ne diyeceğiz? Ters orantı adını vereceğiz. Yalnız ben burayı ne yaptım? Çarpıladım resmen. Neyse orayı anladın sen. Ne demiştim? Doğru orantı altına, ters orantı yanına yazılır. Hatta orantı sorularını da şöyle yapacağız. Soru gelecek karşıma. Neresine neresine diyeceğiz? Altına mı yanına mı diyeceğiz? Bu şekilde soruları çözeceğiz. A ile B ters orantılı ise neresine yazacaksın? Tabii ki yanına. A çarpı B eşittir K. K'nin ne olduğu ortada. Orantı sabiti diye ben buraya ekliyorum. Unutmuyorsun. Anlatacaklarım bu kadar. Artık sorular örnekler üstünden ilerleyeceğiz. Bugün ilk defa seninle artık problemlere başlayacağız. Hani o TYT'nin bel kemiği dedim. TYT'nin olmazsa olması dedim. Aman diyeyim buralara çok dikkat et. Buralarda problemleri tek tek benden önce durdur gerekirse çözmeye çalış. Bunu gerçekten yap faydasını göreceksin. Anlaştık mı? Hadi gel. Şimdi başlayalım mı? Ben hazırım. Hadi aç bakalım sayfamızı. Şöyle temel örnekleriyle başlatayım. Sonra problemvari sorulara geçeceğim zaten. ABC sayıları sırasıyla 3, 5, 7 sayıları ile nasıl orantılı hocam? Doğru orantılı yazıyor. Doğru orantı neresine neresine? Altına altına. Hadi gel. A ile kim orantılı doğru orantılı 3 yazdım. B ile kim orantılı doğru orantılı 5 yazdım. C ile kim orantılı hocam? 7 yazdım. Ama bunların hepsinin neye eşit olduğunu biliyorsun. K gibi bir orantı sabitine. Bunu yaz her seferinde. Burada bir problem yok zaten. Bana toplamlarını vermiş yapmış. Y eksi B'yi vermiş falan filan ama benim buradan A'yı, B'yi, C'yi herkese aynı cins bulmam lazım. Problem sorularında herkese aynı cins bulup eşitlik buldun mu problem bitmiştir. Daha burada başlıyoruz zaten o mevzuya. İçler dışlar yaptık artık bunu geçen dersten biliyorsun. A dediğim şey 3 tane K'ye. B dediğim şey 5 tane K'ye eşit. C dediğim şeyde 7 tane K'ye eşit işte işler dişlerden bunları buldum. Hepsini topladım alt alta ne geldi cevap? 15 K'ye geldi. Amcam toplamış ama ne bulmuş? 60 bulmuş. O zaman biz buradan K'yi çekeriz. K dediğim değer her tarafı 15'e böldüğümde nedir? 4'tür. Ya sen bana neyi sorarsan sor artık. Bak 4 kere 3 A'nın cevabı 12. 4 kere 5 B'nin cevabı 20. 4 kere 7 28 bu da C'nin cevabı. Ben C eksi B'yi istiyorum. 28'den 20'yi çıkarıyorum. Cevap Cevap 8. Mevzu bu kadar işte. Ama dur daha kalemi ısındırıyorum. Ha. Ya çok kolaydı falan yok öyle. Son gire güle niye güler biliyorsun. Gel bakalım şimdi. Ters orantı sorusu var karşımızda. Gel bir de bunu çözelim bakalım. Neresine? Yanına. ABC sayıları 2, 3, 6 ile ters orantılı. Yalnız burada çok önemli bir şeyden daha bahsedeceğim. Dikkatle dinle. ABC 24 toplamı. A çarpı B eksi C işleminin sonucunu söylüyorsun. Tamam. Bunlar nasıl orantılı ters orantı? Ters orantı dediği için A ile 2 ters orantılıysa yan yana yazılır. B ile 3 ters orantılıysa yan yana yazılır. 3 ve yaz benle birlikte. C ile 6 ters orantılıysa yan yana yazılır. Ama buraya C yazacaksın hocam. Karşıya ne yazacağım? Hocam orantı sabiti dediğim mevzuyu yazsana. Hani K demiştin ona. Hadi gel yazalım dedim. Ve seni burada durdurdum. Ey güzel arkadaş ben bu problemlerde çok fazla şu taktiği kullanacağım yarım sayılarda, buçuklu sayılarla, rasyonel sayılarla uğraşmak zor. Sen rahat et, ben rahat edeyim. Yok ders oldu. Sen rahat et, ben rahat edeyim. Nasıl? Tam sayılarda çalışacağız. Peki tam sayılarda nasıl çalışacağız? Bakıyorsun şimdi buraya. Şimdi ben normal şartlarda 2A eşittir K yazacağım. A eşittir K bölü 2 demem gerekiyor ya. Demeyeceğim böyle. Ya arkadaş ben niye rasyonel sayıyla uğraşayım? A dediğim şeye K bölü 2 diyeyim. Demeyeyim. Ne diyeyim hocam? O zaman Keşke K'nin önünde 2 çarpan olsaydı. Koy hiçbir zarar yok. Yani ben bunların hepsini alıp 2 K'ye eşitleyeyim. Mantıklı mı? Evet A değeri K'ye gelir. Ama B değeri gelmez. Yine rasyonel geldi. O zaman bunun başka bir taktiği olmalı. Bunun taktiği 2, 3, 6 sayılarının nesini alıyorsun biliyor musun? O kekini alıyorsun. Bu sayıların o keki e, kafadan aldığımızda cevap ne çıkıyor 6. O zaman ben burada hepsinin cevabını 6 K'ye eşitliyorum. İlla K'ye eşitlemek zorunda değilsin. Bak buradan 2 tane A 6 tane K ise A dediğim değer 3 tane K. 3 tane B. 6 tane K ise B eşittir 2 Bak başka yolla falan deneme. Hocam ben sayı vereceğim yapacağım onu. Ya sen bunu bir öğren. Tamam öyle de yap. Ona da bir şey demem. Ama böyle bir öğren. Çok kullanacağız bunu problemlerde. Problemlerin altından girip üstünden çıkacağız seninle birlikte. 6 tane K'ye eşitti. C dediğim değer ne çıktı buradan? Yazamıyorum bir türlü. Şimdi yazdım. C dediğimde her kere çıktı. Ne yapacağım? Ben bunların üçünü toplayacağım. 3 Üç buradan, 2 buradan, 1 tane buradan. 6 tane K. Kaça eşitmiş? 24'e. 4 kere 6 kaç hocam? 24. K'yi buldum. Ama ben A çarpı B. Eksi C'yi arıyorum. Bak burası ne geldi? 2 kere 4 8. 3 kere 4 12. Burası sadece 4. A çarpı B. 12 çarpı 8. 12 çarpı 8. Eksi bir de 4'ü var. 12 ile 8'i çarptık. 96 eksi 4. Bunun da cevabı eşittir. 92 dedim. Noktayı vurdum. Gönder. Gönder gelsin hocam. Daha ağır ağır daha doğru. Seymeti bir sorulara geçeceğim seninle birlikte. Şimdi işi biraz daha kızıştıralım mı? Bak şöyle bir şey yapacağız. Bunlar daha temel soru. O soru bankalarını açtığında görebileceğin soru tipleri bunları muhakkak çöz ama tamam mı? Pratiklik açısından önemli. İlerisi için önemli. Hani antrenman yapacağız ki bir anda öyle ağır yükler kaldığında da kaldırabilelim. Geldiğinde de kaldırabilelim. Artı 3 ile B artı 2 doğru orantılı. Bak ne dedim ben? Doğru orantı nereme? neresine? Ne, ne nereme ne ya? Neresine? Altına hocam. A artı 3 bölü B artı 2. Tamam dalga geçme artık. Ne yazdım karşılığında? K mi yazdım? Var mı problem yok. Şimdi soru da özel olarak diyor ki bana A'ya 5 ver. A'ya 5 verdim. 5 artı 3 oldu. B'ye diyor ki 2 ver. 2 artı 2 yazdım. Bitirdim. K, K adı üstünde arkadaşım sabit. Orantı sabiti değişmez. A, B değişir. K değişmez. Biz K'yi bulalım o zaman buradan. Yukarıdan 8 geldi. Aşağıdan 4 geldi. Böldüm birbirine. K değerim kaç çıktı? 2. Aslında ben artık bu soruda şöyle yazabilirim. A artı 3 bölü B artı 2 her daim 2'ye eşittir. Oran 2'ymiş kardeşim. B'yi 5 al diyor. A'ya bir şey al demediği için A'yı aynen yazdım. B'yi 5 al dediği için B yerine 5 yazdım. Şu eşitliği yazdım. Soruyu da buradan bitireceğiz. A artı 3 eşittir. Şurası 7 idi. İçler dışlar çarpımı yaptık. Yaptık. 2 kere 7 14 geldi. Doğru mu yaptık? İşlem hatası var mı? Yok. 2 kere 7 14 geldi. A'nın cevabı ne geldi? 14'ten 3 çıktı. 11. Yan yana 2 kızık anlamayana çok yazık kardeşim. 15 sayfa. 5. sayfa biter. Sıradakini çağıralım. Şimdi ters orantıyı, doğru orantıyı ayrı ayrı çözdük. Ya bunları hocam hiç birlikte sormuyorlar mı? Sorarlar. Birlikte de aynı tip sorunun içerisinde de yer alırlar. Ama bizim taktığımız standart. Doğru orantı altına ters orantı yanına orantı sabiti hep karşıda. Güzel oldu. Güzel. Şiir gibi söyledik vallahi. Bak şimdi x artı y sayısı var elimde. Tamam. Y artı bir doğru orantılı. Doğru orantı dediği için neresine? altına. Z eksi 3 ters orantı neresine? Z eksi 3 yanına. Ve ben biliyorum ki bu kadar bilgi varsa o zaman orantı sabit 2'dir. Şimdi bana değerler verecek. Ben o değerleri yerine yazacağım. X yerine 3, Y yerine 1. 3 artı 1. Aşağıda 1 artı 1 çarpı. Yanda Z'ye kaç vardı? 4. 4 eksi 3 eşittir ki. Yukarıdan geldi 4. Aşağıdan geldi 2. Şuradan geldi 1. 4'ü 2'ye böldüm. 2. K değerim yine ne çıktı? 2 çıktı. Bunu buldum. Şimdi kimlerin yerine yazacağız? X'in yerine Y'nin yerine Z'yi bulacağız. Tekrar yan tarafa geçtim. X'in yerine 5 yazdım. Y'nin yerine eksi 6 yazdım geldim. Eksi 6. Tekrar buradan eksi 6 artı 1 yazdık. Devam ettik. Çarpı dedik. Z eksi 3. Karşıdaki K değeri orantı sabiti adı üstünde değişmiyor o değer. Sayılar değişse bile burası da 2. Şurayı buldum. Eksi 1. Burayı buldum. Eksi 5. E, eksiler gitti hocam. Bir içler dışlar ver bakalım bize. Z eksi 3 eşittir 2 kere 5'ten 10'a. Z eşittir 13'e. Bu da nokta. Bu da biter. Şimdi öğrendin mi sen bunu? Bana onu söyle. Doğru orantı geldi mi? Tamam hocam. Ters orantı geldi mi? Tamam hocam. İkisi birlikte geldi mi? O da tamam hocam. Gelmedi sayfa gelsin. Şimdi ufaktan problemlere başlıyoruz. Bak şimdi problemlere bir başlayacağız. 2 hafta boyunca yaklaşık sadece seninle problem çözeceğiz. Bir kere alış bizim taktiğimize. Bir kere alış Mehmet Hoca nasıl çözüyor? Bir kavramaya çalış. Bundan sonraki süreçte hep böyle çözeceğim soruları. Her seferinde bir eşitlik bulacağız. Soruyu bitireceğiz. Adım adım başlıyoruz. TYT matematiğin en seçici konusu. Ama seni seçecek bu konu. Sen yapacaksın. O üniversiteye sen gideceksin. Anlaştık mı? Güzel oldu ha. Hadi gel. Yap, yap ve git. Ama hocam çok temel böyle sormuyorlar. E temelden başlamadan zirveye nasıl çıkacaksın? Bir işi aynı kapasiteli. 6 işçi 20 günde. 6 işçi 20 günde bitiriyor. Tamam hemen yazdım bunu buraya. Aynı koşullarda 8 işçi. 8 tane işçi x günde bitirir. Süper. Biz denklemimizi kurduk. Bak güzel arkadaşım burada doğru orantım var. Ters orantım var. Beraber bulacağız. Şimdi yorum yapıyorum. 6 işçi 20 günde bitirse işçi sayısı ne oldu? arttı. Yukarıya doğru çıktı. 6 işçi 20 günde bitirirse 8 işçi kaç günde bitirir? Daha az günde bitirilir. Demek ki gün sayısı ne olması gerekiyor? Azalması gerekiyor. Ama bir dakika bir artar bir azalırsa biz buna ters orantı deriz. Ters orantı neresine? Yanına hocam. O zaman yandaki ile çarpıp eşitleyeceğiz. 8 ile x'i çarptım. 8x. 6 ile 20'yi çarptım. Bıraktım. 120 ama gerek yok. Bak şimdi. 8'i 4'e böldüm. 2. 20'yi 4'e böldüm. 5. 2'yi 2'ye böldüm cırt. 6 cırt. Burada ne kaldı? 3. X eşittir. 3 kere 5. 15. Demek ki 15 günde ne yapabilirmiş? Bu işi bitirebilirlermiş. Gün sayısı giderek çöktü. Çöktü diyorum. Düştü. Temel hocam bunlar. Gelsin sıradaki. Hadi bakalım. 840 gramlık bir karışım var elimizde. 2, 3 ile doğru. 4 ile ters orantılı olarak 3 tane kaba koyacağız. Hani elimizde 3 tane kap var. Biz bu kaplara X, Y bir de Z adını verelim. Kabul mü? Nasıl orantılı ilk ikisi? Doğru orantılı. Doğru orantı neresine hocam? Yanına altına özür dilerim. Bak böyle yapınca ne kadar kolay oluyor ama değil mi? 4. 4 ters orantı hocam yanına. Eşittir. Eşittir k. Orantı sabitini unutma sakın. Ama bir dakika. Orantı sabitini mantıklı ver ki sen rahat edesin. Niye hocam? Ya tamam. X 2 k y eşittir 3k çaprazlama çarpıyoruz ama z dediğim şey k bölü 4 çıkıyor. O zaman ben buna k demeyeyim hocam. 4'e bölünebilen bir sayı seçeyim. Çünkü ters orantıdaki o sayıya bölünmek zorunda. Bölünsün ki ben rahat edeyim. Hocam ne var k bölü 4 ile uğraş? Ya ne var var mı? İlerleyen sorularda çok karmaşık durumlar oluşacak. Niye rasyonel ifadeyle yorasın kendini? Yorma. Yorma gel takıl bize. Takıl bize. x eşittir. Çapraz çarpımı yaptım 8k. y eşittir. 3 kere 4'ten 12. Z'yi biliyorsun. Her tarafı 4'e böldüm. Z eşittir. Sadece K geldi. Ben ne istiyorum? Ben karışım oluşturuyorum. Kaç gramlık? 840 gramlık. Demek ki bunları toplamışım. Topladığımda ne yaptı? 21K yaptı. Toplam ne kadar gram var elimizde? 840 gram var hocam. Her tarafı 21'e bölerim. 21'e böldüm. 4 defa var. Demek ki K dediğim şey 40 gram gibi bir şeymiş. Örneğin ben buradan X'i bulabilirim. 4 kere 8 320 gram. 40 ile 12'yi çarpacağız yalnız. Biraz fazla geldi bu bana. 480 yapıyor ama değil mi? 8, 4. Tamam. 480'i de buraya yazdık. E bu sadece 1 olduğu için 40 gram. Bunları yazdım. En çok karışımı koldu. Hmm, bir dakika. En çok karışımı koyulduğu kabın içinde bu karışımdan kaç gram vardır? Bu karışımdan tam tamına 480 gram vardır dedim. Ve bu problemi de bitirdim. Devam mı? 15 sayfa. 8'i bitti. Az kaldı. Yolun yarısı diyorum ben sana ya. 13 dakika. Yorulmadın daha. Nereye yorulacağım Biz seninle 50'leri gördük. 60'ları gördük bu ders başında. Dizlerimiz az mı ağrıdı? Kalemlerden elimiz azmış mı şişti? Ama varsın şişsin. Varsın öğrenelim. Varsın biz şimdiden bitirelim konuları. O gün geldiğinde herkes stres, herkes panikken gönder. 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 Gelsin hocam diyeceğiz beraber. Bunu bile düşünmesi süper. Bu soru var ya. Çok tatlı bir soru. Bu sorunun baya baya avlayacağı sazangil vardır. Birçok arkadaşı sazan gibi avlar bu soru. Bir çöz bakayım. Ben de aynı çözümü yaptım mı göreceğiz. Takılacağını takılacağın yeri biliyorum ama hiç söylemeyeceğim. Direkt düz çözüm yapacağım ama var mı o sazan el kaldırsın. Bir izci kampında 30 izciye 50 gün yetecek kadar yiyecek var. 30 tane izci var arkadaşım. 50 günlük yemeğimiz var. Doğru mudur? Doğru hocam. 10 gün sonra kamptan kaç izci ayrılırsa kalan yiyecek kalan izcilere izcilere izleyici ne ya? izcilere 75 gün yeter. Şimdi bak bu tip sorularda seni kandırmaya çalıştıkları nokta şurası. 10 gün sonra. E bir geçsin bakalım. 10 gün sonra. Yazdım buraya 10 gün sonra. Peki ne olacak 10 gün sonra? İzcilerden Birine hastalık Allah korusun bir şey oldu mu? Olmadı. Kaç izci var hala? 30 izci var. Hocam ayrılıyorlar ama. Daha dur. Bir 10 gün geçsin bakalım. 10. günün sabahına bir uyanalım bakalım. 30 izci var. 10 günlük yemeklerini yerlerse kaç günlük yemekleri kalır? Hocam 40 günlük yemekleri kalır. Burayı anladın mı? Anladın. Kaç izci ayrılırsa bilmiyorum. X tane izci ayrılsın. 30 izcim vardı. X tane izcim ayrıldı. 30 eksi X izci kaldık. Kalan yiyecekler. Kalanlara 75 günde ne yapsın istiyorum? Yetsin istiyorum. Anlaştık mı burada? Güzel. İzci sayısı ne olacak? Azalacak hocam. Süper. Peki e, kalan yemek sabitti. O ne olmuş olacak aslında? Yet yeteceği gün sayısı ne olmuş oldu dikkat edersen? 40'tan kaça çıktın? 75'e. Demek ki artacak. Nasıl orantı? Biri azalır biri artarken? Ters orantı. Ters orantı nereme nereme? Yanıma yanıma. Gel bakalım. 30-x çarpı 75'imi yazdım. Eşittir dedim. 30 çarpı 40'ımı yapıştırdım. Varsa sadeleştirmelerimi halledeceğim. 15'e böldüm cırt burası 2. 15'e böldüm cırt burası 5. Cırt sana 5, cırt sana 40. Burada da 8 kaldı. Şöyle dağıttık geldik. 30 eksi x eşittir 2 kere 8'den 16. x eşittir. İşlemleri yaptığımızda doğru cevabı 14 olarak bul 14 gün mü? Hocam o gün değil o izci olacaktı değil mi? 14 izci olarak bulacaksın. Kaç izcinin ayrılması gerekiyor? 14 izcinin ayrılması gerekiyor. Oluyor mu Yapabiliyoruz mu yavaş yavaş? Var mı Sazan ama? Doğruyu söyle. Sazanlar benden kalbi aldınız. Devam. Şimdi. Şimdi buraya kadar antrenmanlarla geldik. Hani böyle bir ısındırdık kendimizi. Kalemin ucu evet biraz alev almaya başladı. Şimdi gerçek sorularla yüzleşme zamanı. ÖSYM buradan soru sorarsa, sorduysa ne kadar benzerin sordu, ne tabi soru sordu. Şimdi onların hepsini tek tek çözeceğiz seninle. Saniye Hanım, anaokuluna giden kızıyla hafta sonu kek yapmak istemektedir. Bunun için gerekli olan un, şeker, tereyağı. Bak, un um var, şeker var, tereyağı var. Miktarlarıyla, sırasıyla, 8, 3, 2 sayıları ile nasıl orantılıdır? Doğru orantılı. Doğru orantı neresine? Altına altına. 8, 3, buraya da böyle 2 yazdım. Eşittir dedim, eşittir dedim. Söyle bana bende kal yalnız. Ne diyeceksin buraya? K diyeceksin. Süper. Saniye Hanım kızının yaptığı 4 kişilik bir kek 1300 gram olduğuna göre. Şimdi 4 kişi olsaymış 1300 gramlık kek yapıyormuş bu arkadaş. Güzel. Yani buradaki malzemeleri topluyorsun 1300 gram yapıyor. Herhalde malzemelerin uçtuğunu kaybolduğunu düşünmeyeceğiz. Tamam bir buharlaşma mevzusu var ama. Yok biz öyle düşünmeyeceğiz. Yapacakları 8 kişilik, 8 kişilik bir kek için kaç gram tereyağı kullanılır? Burada kullandığı tereyağ miktarını istiyoruz. Çözeriz biz bu soruyu elbet ama nasıl çözeceğiz? Bak şimdi 4 kişiye ne kadarlık bir e, karışım hazırlıyorsun? 1300 gramlık. 8 kişiye buradan buraya giderken ne oldun? arttın. Kaç katına çıktın? 2 katına çıktın. Buraya da geçerken artacaksın. Peki kaç katına çıkacaksın? Aynı mantıkla 2 katına. O zaman 8 kişiye kaç gramlık bir karışım hazırlayacağız? 2600 gramlık. Bunu yapmazsan soruyu kaybettin orada. 2600 gram. Peki içinde ne var? Un var, şeker var. T neydi ya? T tuz muydu? Tuz konur mu? Hocam tereyağı. Tereyağlı yapıyor. Tamam tereyağı. Unu bulalım beraber. İçler dışlar yaptım. 8K geldi. Şekeri buldum. Buradan 3 g geldi. Ee, bir de bizim, T neydi ya? T tereyağı hocam. Hiç yapmadın. Nasıl belli oluyor? ya'dan aldık. 2K. Şunları topladık. Ne yaptı toplamda? 13 tane K. Bak bizim toplamda karışıma koyacağımız ifadeler her bir cinsten 13K. Ama biz bir eşitlik biliyoruz. Eşitliği bulduk mu problemin bittiğini biliyoruz. 13K buradaki toplam karışma yani 2600'e eşit. Her tarafı 13'e böldüğünde kaç defa var? 2 defa var. O da kaça eşit olacaktır? C dediğim ifade 200 gram. Benden, benden sadece tereyağdaki miktarı soruyor bu karışımın içerisindeki tereyağ miktarını soruyor. 2 çarpı 200 yazdım. Benim bulduğum cevap buradan 400 gram tereyağdan oluşmaktadır dedim. Oldu mu? Bak sınavda bu tarz gelebilir. Geliyor da geldi de gelmiş de olabilir gelecek de olabilir. Neyse cıklı cıklı konuşmayalım gel bakalım buraya. Bir de yorum yapalım seninle. de güzel bir soruyla. Hatta bileşik orantıya giriyor biraz. Şimdi diyeceksin ki hocam sen bileşik orantıyı anlatmadın. Evet arkadaşlar 9. sınıf müfredatında bileşik orantı adı altında başlıkla verilmiyor artık. Direkt veriliyor. Ha birlikte sorular gelebiliyor mu? Geliyor. Artık bunu diyor ki öğrenci kendi çıkarımlarıyla yapsın. Yaparız öyle zor bir şey yok rahat ol. Bir işi aynı kapasiteyle A tane işçi. Hocam A tane işçi ya da tane yapmayalım da işçiymiş bunlar. İşçi yazalım yanına. A tane işçi 7 saat çalışarak 6 günde bitiriyor. Bak cümleyi aynen buraya düşürdüm ama kısaltarak yazdık. İşçi sayısı K kişi artınca. Şimdi A kişi vardı. K kişi artınca A artı K işçi var elimizde. Günde 3 saat çalışıyoruz. Güzel. 5 günde bitirebiliyoruz. 5 günde bitti. Tamam mıdır buraya kadar? Tamamdır hocam. Buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur yukarıya bakacağız bunların doğru olup olmadığını bulacağız. Ama bizim önce burada nasıl bir orantı kullandığımızı bir tespit etmemiz gerekiyor. Hani buradaki sayılar arasında doğru orantım var ters orantım var onu bulalım. A işçi 6 günde bitiriyorsa A artı K işçi 5 günde bitirir. İşçi sayısı artarken gün sayısı ne oldu? Azaldı hocam. Azaldıysa ne, ne demektir bu? Ters orantı demektir. Ters orantıda nasıl çarpıyorduk? Yan yana çarpıyorduk. A işçi çarpı 6 eşittir. A artı K işçi çarpı 5. Burayı anladın mı? Bak gülüm anladın bunu doğru söyle bana. Anladın. Tamam. Şimdi gel devam edelim. Şimdi A işçi 7 saatte bitirebilirse bir işi kontrol ediyoruz doğru mu var ters orantım var aralarında Artık A artı K işçi 3 saatte bitirir diyoruz. İşçi sayısı artınca ne yapıyor bu bitirirler değil çalışma süreleri çalışma süreleri ile ilgili bir şey söyleyemem. Şöyle söyleyelim o zaman günde 7 saat çalışarak 6 günde biten bir iş günde 3 saat çalışarak 5 günde bitiyor. Bu azalıyor bu da azalıyor aralarında nasıl bir bağıntı var görüyorsun sen doğru orantı görüyorsun hocam doğru orantı var baksana burada diyorsun doğru orantı Olabilir mi ya bunlar arasında? Hayır. Burada da doğru orantı olmaması gerekiyor. Bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. 7'yi nereye yazacağız hocam biz o zaman? Şimdi bunu aldık. Ter, ters orantı var aralarında da onu göstermem lazım. Şimdi A işçi 7 saat 6 günde bitirirse A artı K işçi 3 saat çalışıp 5 günde bitirirse aslında saat sayısını arttırdığımızda gün sayısı ne oldu? Arttı mantıken. Normalde daha kısa günde bitirmem gerekiyordu benim bu işi. Evet burası biraz zormuş değil mi? Ama bunların arasında ters orantı var. İşle yapılan saati azaltırsan yapılan gün sayısı artacaktır. Yani bunu kafada oturtursan daha rahat edersin. Oturtursan gel. 3 saat 5 günde bitiyorsa ters orantı varsa 3 ile 5'i çarpacağım. 5 burada olduğuna göre 3'ü buraya yazacağım 6 burada olduğuna göre 7'yi buraya yazacağız. Var mı sadeleştirmem? Mister gibi de var. Cırt sana cırt sana. Burası yaptı mı iki? Yaptı hocam. Çarp bakalım bunları. Ne yaptı burası? 2 kere 7 14. 14 tane A var elimde. Eşittir 5 ile dağıtarak geldim. 5 tane A, 5 tane K. Aldım 5'i karşıya attım. Burada ne kaldı? 9 tane A eşittir 5 tane K kaldı. Hatırlıyor musun? Biz bu sorularda hep şunu söyledik. Herkes karşısındakinin K katına eşittir. Ama bu sefer K yazmayacağım. Hadi gel M yazalım. A dediğim şey 5 tane M olsun. K dediğim şey o da karşısındakinin M katına eşittir. 9 tane M gibi bir şey olsun. Sen benden ne istiyorsun? A 15 ise K 27'dir demişsin. Biz bunu direkt burada bulabilir miyiz acaba? 9 çarpı 15. A yerine 15 yazdım. 5 çarpı K. K'yi bulurum ben bundan. Cırt sana cırt sana. 3 kere 9 27. O zaman K sayısı kaçtır? 27. Doğru. Bingo. Birinci madde doğru. A en az 5'tir. A'nın en az değerini nasıl bulabilirim? Temel kavramlardan hatırla. Eğer bu bir işçi sayısıyla pozitif tam sayı olmak zorunda. Ben M'ye burada en az hangi değeri veririm? 1 değerini veririm. 5 kere 1 5. O zaman a'nın en küçük değeri 1'dir. k'nin en küçük değeri e, yine aynı mantık 9m'ye eşitti. Ben o zaman m'ye burada en küçük kaç veririm? 1 veririm. 9 kere 1 9'dur. O zaman k'nin de alabileceği en küçük değer 9 olacaktır. Hepsi doğrudur. Alayı doğrudur. 11. sayfa biter. Gönler gelsin yenisini derim ben sana. Şimdi Şimdi bu soru tarzı var ya ne sazanlar avlamışları bu soru. Bak bu soru var ya bu soru. Ne ne yani çok leşi var bu sorunun öyle söyleyebilirim. Ya çözersin ya da sazanlanırsın. Çözebilirsin umarım. Ya da çözemezsin. 3 tane ihtimalim var. Sazanlanmak da ihtimaller arasında. Çok tatlı bir şekilde çözeceğim sana. Bir koşuda birinci atlet koşuyu ikinciden 30 metre, üçüncüden 40 metre önde tamamlamıştır. Bak burada gördüğüm cümleyi. Şimdi şekil üstüne dökeyim. Şekil çiz ki sen de rahat et koşup istemiş şöyle. Üçüncü arkadaş burada yarışı pardon birinci arkadaşımız burada yarışı bitirdim diyor ya. İkinci arkadaşımız burada. Üçüncü arkadaşımız da burada olsun. Var mı problem? Yok. Aralarındaki mesafe yazalım. Birinci ile ikinci arasında 30 metre var. Birinci ile üçüncü arasında 40 metre var. Ama benim mantığıma göre ben iki ile üçüncünün arasına 10 metre yazsam yeterlidir herhalde. Birinci cümle bitti. İkinci cümleye geçeceğim. İkinci cümle için ben şeklimi hazırladım. Bakalım ikinci atlet koşuyu tamamladığında. Demek ki birinci artık kenarda dinleniyor. İkinci atlet tam koşuyu tamamladığında. Üçüncü atletin koşuyu bitirmesine 11 metre var. Üçüncü atleti nereye yazacağız? Buraya yazacağız. Kaç metre var yazacağız aralarında? 11 metre yazacağız. Buraya kadar da güzel. Hocam bunun doğru orantıyla falan ne alakası var? Sabret. Ya da ters orantı. Koşulan pistin uzunluğu kaç metredir? İşte böyle başlıyor ilk problem soruları. İlk dert tasa soruları. Biz koşucunun topl ya daha doğrusu koşulan toplam pisti sorduğu için ne yapalım? Pistin tamamı buradan belli. 10 metre buradan, 30 metre buradan. Ama burada ne yok? X metre yok. Biz buraya X diyelim. Ben buradaki X'i bulursam koşunun tamamını bulabilirim. Kabul müsün? Var mı burada problem? Yok. Biz kimden hareketle bulacağız soruyu? İkinciden ve üçüncüden hareketle. İkinci ne kadar yol almış? X artı 10 metre yol almış hocam. X artı 10 metre yol yapınca ikinci 3. ile arasında ne kadar fark yapmış? 10 metre fark yapmış hocam. 10 metre. Güzel. Şimdi aynı mantığı kullanmaya devam ediyorum. Aralarındaki fark normalde 10 metreydi. Peki ikinci ne kadar daha yol gidince yarışı bitirir? 30 metre daha yol gitmesi lazım ikinci. İkinci 30 metre yol gidince 3. ile arasında kaç metre fark oldu? Kaç? 11 değil. 11 değil. Aradaki farkı soruyorum. Ne kadar açıldı fark? Dikkat et. 10'du fark. Kaça çıktı? 11'e çıktı. 11'den 10'u çıkarttım. Ne kaldı? 1 metre kaldı. Demek ki bu arkadaş 30 metre gidince üçüncüye 1 metre fark atıyor. 30 metre gidiyor. Üçüncüyle 1 metre fark açılıyor. 30 metre. anlıyorsun değil mi? oho biz ne anlatıyoruz burada? Çok önemli soru tarzı bu. Burada zorlayacaksın kendini öyle ben pes ettim ben anlamıyorum yok. Gerekirse iki defa gerekirse üç defa dinleyeceksin. Kolay olsaydı üniversiteye herkes giderdi. Hocam ilk defa sinirlendim bir an. Sinirlendim bir an ama bir, 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 toparla kendine ya. Öyle hemen vazgeçmek var mı bizim lügatımızda kitabımızda? Hadi. Bak bir daha söylüyorum. X artı 10 metreyi yol gelmiş mi ikinci en başta? Geldi hocam. Üçüncü ile arasında kaç metre fark attı? 10 metre fark attı. Bu kadar yol gidince bu kadar fark atıyor. Güzel. Kaç metre daha gitti bu ikinci denen arkadaş? 30 metre. 30 metre yol gidince aralarındaki fark kaç metre daha açıldı? 1 metre daha. Şimdi her şey hazır. Çekiyorum çizgimi diyorum ki acaba burada doğru orantım var, ters orantım var. Metre yol açıldıkça, yol büyüdükçe aradaki fark da büyüyor. O zaman doğru orantı diyorum. Doğru orantı neredeydi? Altınaydı. Biz de çapraz çarpım yapıyoruz böyle olunca. X artı 10 çarpı 1. Bir şey değişmedi. 10 çarpı 30, 300. X dediğim şey buradan ne geldi? 290 metre geldi. Ama adam bana X'i sormuyor. Bana sorduğu şey pistin uzunluğu kaç metredir? Artık soruyu bitirme zamanı. Biz burada pist diyoruz. Pist dedim geldim buraya. 290 metreydi bizim x'imiz. 10 metre şurada var. 30 metre de burada var. Bunların hepsini topladığımızda toplam ne yaptı? 330 metre pistin uzunluğu dedim. Noktayı koydum ama şaheser bir soru. Gerçekten çok leşi olan bir soru. Gerçekten sevilesi bir soru. Karşına çıktığında artık bu taktikle yapacaksın. Aradaki farkın ne kadar değiştiğine dikkat edeceksin. Sonucu bulacaksın sonra. Yoruldum biliyorum. Problem çözmek evet çok yorar. Diğer dersler gibi çok fazla örnek çözemeyeceğiz belki ama belli başlı çözdüğümüz özellikle böyle örneklerde diyeceksin ki oluyor Allah. Oluyor hocam oluyor. Yavaş yavaş açacağız o zihinleri. Hadi gel. Yine güzel bir soru. Zeynep okuduğu kitapları 5 ile doğru 3 ile ters orantılı olacak şekilde iki farklı gruba ayırıyor. Şimdi birinci grup yazalım. Bir de ikinci grup yazalım. Bizim birinci grup dediğimiz kitaplar X olsun. ikinci grup dediğimiz kitaplar Y olsun. Kabul mü? 5 ile doğru 3 ile ters. X 5 ile doğruysa altına. Y 3 ile tersse yanına. Her zaman K'ye eşit. Hiç soruyu okumadan yazabilirim ama direkt K yazmayacağım. Niye? Bak burada 3 var. Ters orantıdan kaynaklı bir 3'üm olduğu için ben buraya kaç yazmalıyım? 3K yazmalıyım. O zaman X'i bulurum. 3 kere 5'ten. İçler dışlar yaptık 15 ke. Y'yi bulurum. Nedir? Bir tane ke. Şimdi her şeyim hazır bak buraya kadar. Sayfa sayısı 300'ün üzerinde, 300'ün üzerinde olan kitaplarını üst rafa, sayfa sayısı 300 ve 300'ün altında olan kitapların alt rafa diziyormuş. Tamam. Üst rafa dizdiği kitap sayısı alt rafa dizdiği kitap sayısından 42 fazla. Belli oldu bak burası ne? Daha fazla. O zaman burası neymiş? Üst rafmış. Burası neymiş? alt rafmış. Nereden bildin hocam? Bak üst rafa çizdiği kitap sayısı, dizdiği kitap sayısı, alt rafa dizdiği kitap sayısından kaç fazlaymış? 42 fazla. Yani ben bunları birbirinden çıkarttım da 42'yi bulmalıyım. Çıkarttım buradan ne geldi? 14K eşittir 42. K değeri eşittir 3. Bulacağız her şeyi merak etme. Zeynep'in okuduğu kitap sayısı kaçtır diyor. Şimdi Zeynep x'leri okudu 15K. Biz K'ye kaç verdik? 3 verdik. Buradan ne geldi? 45 tane kitabı üst rafa dizmiş ve bunlar okuduğu kitaplar. Bravo Zeynep. 15 çarpı 1. Bir defa yani 3 kere birden 15. Topladığımızda Zeynep Efendi bize 60 tane kitap okuduğunu söylüyor. 13. sayfa bitiyor. Ve önceki kadar zor değil ama dinlendirici bir soruydu. Sıradaki soruyla devam ettik. Güzel bir yorum sorusu. Oran orantı ile ilgili gerçekten yanına, altına, ters, doğru orantı mantığını anlayıp anlamadığını kontrol edeceğimiz bir soru. Ne olur ekranı durdur soruyu açtığımda. Cevabını ver. Sonra bir de bizden dinle. Tamam. Bunu yap ama gerçekten. Şimdi. A, B, C, D, K. Sıfırdan farklı gerçek sayılar. K orantı sabiti. Orantı sabit olduğuna göre hiç değişmeyecek. Diğerleri değişken olabilir. Hiçbirini ilgilendirmez. İfadelerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi ben A çarpı D eşittir K yazdığında artık çok rahat bir şekilde söylüyorum. Neresine yazmış? Yanına yazmış hocam. O zaman A ile B nasıl orantı? Şuraya da orantı yazalım. Böylelikle e, belli bir mantığa göre ilerleyelim. A ile B yanına yazmış. Hocam ters orantı. Var mı burada problem? Yok. Far diyecektim neredeyse. B bölü C neresine yazmış? Altına. O zaman B ile C nasıl orantıdır? Altına yazdı mı? Doğru orantıdır hocam. Aynen öyle doğru mu yazdım? Geldim buraya. Hocam burada C eşittir K bölü D yazıyor. Ya arkadaş böyle yazdı diye böyle kalacak diye bir kural yok. Bunu da sen düzenli ver. İçler dışlar çarpımı yap. C çarpı D eşittir K. Aha da istediğim gibi oldu. Artık biliyorum. Yan yana yazdıklarına göre C ile D aralarında nasıl orantıya sahiptir? Ters orantıya sahiptir. Her şeyi yazdık her şey yazılır mı? Problem var mı? Yok. O zaman yorumlama vakti. A ile B doğru orantı. Yanlış. A ile B ters orantılıdır arkadaş. A ile C doğru orantılıdır diyor bak. A burada, B burada. A ile B ters orantılıysa, B ile de C doğru orantılıysa şöyle düşün. A artarken B ne yapacaktır? Azalacaktır. Ters davranacak ya. B azalmaya devam ederken C ne yapacaktır? Doğru orantılı dediği için o da azalmaya devam edecek. C azalmaya devam ederken D ne yapacaktır? Ters orantılı dediği için artacaktır. Ters davranacaktır. Oh süper oldu bak şimdi. A ile C nasıl orantılıdır? Bir artar bir azalırken hocam ters orantılıdır doğru değil. B ile C ters orantılıdır. Hayır B ile C doğru orantılı bu da gitti. B ile de doğru orantılıdır. B azalırken D ne yapıyor? Artıyor. Hayır doğru orantı değil ters orantılı olacaktı. Peki A ile D doğru orantılıdır kontrol ediyorum. A gerçekten yükselirken D de gerçekten ne yapıyor yükseliyor. İşte bak bu mantıkla çözdüğünde çok rahat geldi. Edirne'ye vurdum cevabı. Günün son sorusuna noktayı koydum. Kaleme attım yeter dedim. Az biraz dinlen Can ama önce önce gönder gitsin sorusu. Çözüyorsun bu soruyu yorumlara belirtiyorsun kalbini alıyorsun. Güzel bir soruyla noktayı koydum gönder gitsin. Harbiden gitsin yap bakalım şimdi. Ey güzel arkadaşım geçelim şuradaki ekranımıza. Tamam mıdır? Oran orantıyı bitirdik mi? Ey güzel arkadaş bak kaçıncı gündeyiz biz ya? Bu arada şöyle bir tekrar bakayım. 22. gündeyiz. 23. günle birlikte sayı problemlerine başlıyoruz. Artık problemlerde dolu dizgin ilerlemeye devam edeceğiz. Aman diyeyim sen sen ol burada işi sıkı tut. Problemleri yapabilmek demek TYT matematikte ekstra 10 net demektir. 10 net ne demek ya? Tek başına 10 net bile muazzam bir şey. Yani sen onu bir de yaptıklarının yanına koy. 8-10 tane sen karaladın 10 tane geldi 20 oldu. Daha sonrasında daha fazla yaptığında daha da artacak. Sonra bir geometri sonra ver elini 40'a doğru netler. Umarım olur. İnşallah olur diyelim. Ama çalışmadan hiçbir şeyin olmayacağını bilmiyorsun. Çünkü bir söz var. Bilir misin bilmem. Ey ne oldu ya? Ey güzel arkadaşım. Çalışmak başarmaktan önce gelir. Başarmak çalışmaktan. Sözü unuttum ya. Başarmak çalışmaktan önce gelir ama tek bir yerde tabii ki hayatta değil sözlükte